Evet, darslarimizni bashiyouzassalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar qalaysizlar yaxshimisizlar bugun sizlar bilan darslarimizni o'zgacha shaklda olib boramiz qadrli kuzatuvchilar bugun sizlar bilan biz nimalarni o'rganamiz birgalikda ko'rib chiqamiz albatta va sizlarga har doim aytadigan narsam bizni youtube sahifamizni va albatta telegram kanalimga obuna bo'lishni unutmang telegram kanaliga obuna bo'lib vazifalarni ushbu kanalni chat qismiga yuborsangiz izohlar qismiga yuborsangiz u yerdan sizlarga javoblaringizni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirib beramiz qadrli kuzatuvchilar turk tili o'rganishga bel bog'laganlar sizlar uchun eng yaxshi en shaklda va eng oson shaklda o'rgatishga harakat qilmoqdaman va qo'llab quvvatlashni unutmang qadrli kuzatuvchilar unday bo'lsa boshladik Evet, bugünkü dersimizde biz neleri öğreneceğiz? Bugünkü dersimizde biz emir kipinde dolaylı anlatım. Emir kipinde dolaylı anlatım ne demek? Yani buyruk yaplarda uzlaştırma gel. Geplar. Buyruk yaplarını uzlaştırma şekli. Bu kandayı boladı. Bunların bir yeri de korup çıkarmış Türkleri'de. Evet, 34. dersteymişiz arkadaşlar. Evet, dolaylı anlatım bir kişinin söylediği sözleri başkasına aktarmaktır. Yani üç bu yaplar bir kişinin yapırken yapının başkasına uzlaştırılgan halatı ayıtı Emir kipi ile kurulan cümleleri adlaştırma eki ma kullanarak dolaylı ıı, an, çevrilir. Bu ek ile yapılan dolaylı anlatımlarda söyle, iste, rica et, emret fiilleri kullanılabilir. Üç bu ıı, büyürük gapli sözler yani büyürük gaplar bilen belirgen üç ıı, bu gaplarını ne maklamız? başkasıya ıı, nima qilinadi aytishda ya'ni o'zlashtirib boshqasiga yetkazishda işte. biz bu yerda so'yla ista rja emret fe'llarni ishlatar ekanmiz ushbu formulaga e'tibor bersangiz ushbu formulada ham nima berilgan ekan e fe'l ma iyelik eki va belirtma eki berilgan belirtma iki demak alkadasa belirtma eki ya'ni e ne dedi bu aniqlovchi qo'shimchalardan bittasi dema o'rnak ae bana odani to'pla dedi mana bu yerda endi hozir birgalikda e ko'rib chiqamiz odani to'pla dedi Annem annebana odani to'plamani so'yladi onam menga xonamni tozalashimni yoki e, saramjon qilishimni aytdi bu yerda qaysi bo'ladi to'pla fe'lini endi e'tibor beramiz ma to'pla fe'li mana bu yerda nima e, berilgan to'plat to'pla fe'l va ma qo'shimchasi mana bu yuqorida ko'rsatganimiz va Uh, lik ikki egalik qo'shimchasi mam m bu yerda egalik qo'shimchasi i esa belirtma belirtma eki eki biroz oldin ozgina xato aytdim aniqlovchi deb bu tushumq kelishigi bo'ladi va onam menga xonamni tozalashimni aytdi o'retman o'renchilar darsga erkin gelin dedi bu qanday bo'ladi o'retman o'renchilar darsga erkin kelin dedi uh, o'qituvchi o'quvchilarga darsga vaktli kelişlerini aydı. Yani bu Türkçesi kandayı buladı. Öğretmen öğrencilere dersen, derse erken gelmelerini söyledi. Bu ek ile yapılan dolaylı anlatımlarda lütfen sakin, haydi gibi kelimeler kullanılmaz. Üç bu e, gramatik birlikte e, başka şahs e, ki vakitte e, demeyken, e, lütfen sakin ve haydi e, so'zlari ishlatilmaydi arkada shimbani haydi chabuk ol dedi arkada shimbani chabuk olmami so'yladi mana bu yerda e'tibor beramiz haydi so'zi tushib qoladi va uni o'rniga hech qanaqa shakl qo'llamasdan chabuk olmamiz so'ylaydi ushbu shaklda keldi va erkin odarsayoganm soladi biroz avval aytganimiz o'qituvchi o'quvchilarga darsga -ge vaqtli kelishlarini aytdi garson müşterilere lütfen içeride sigara içmeyin dedi Lütfen içeride sigara içmeyin dedi Evet. garson müşterilere. garson kim edi izohlarda yozib qoldiramiz o'zbekcha ma'nosini kim biladi garsonni ko'pchilik ofitsiyant deymiz lekin o'zbekchasi qanday bo'ladi ha bu orada sizlar o'zbek tilini o'rganish istagida bo'lgan e, do'stlarimiz uchun ham bizim YouTube sayfamızın yuvar koyuşunu unutmayın çünkü Uzbek tili dersleri hem bor albatta bizde. Evet, garson müşterilere müşterilerden içeride sigara içmemelerini rica etti. Bana bir yerde bir veriyoruz. Garson müşterilere lütfen içeride sigara içmeyin dedi. Ve bunu e, Korganımızda ise garson müşterilerden içeride sigara içmelerini, içmemelerini rica etti. Evet, Patron sekreterine Ahmet Bey odama gelsin dedi. Evet. Patron sekreterinden Ahmet Bey odasına gelmesini istedi olacak diyor burada arkadaşlar. Evet. E, Yeni albatta maşıklar kısmı var. Maaşlıklar kısmını ekranınızın pauza kılgın halatta e, üç maaşlıklar kısmını Bacar işin sorayımız. Onunla yoksa birgelikte Uzmanlar insanlara sağlıklı yaşamak için günde 2 litre su için diyor uzmanlar insanlara sağlıklı yaşamaları için günde 2 litre su içmelerini tavsiye ediyorlar ya da söylüyorlar. Biz size sakin oraya gitmeyi demedik mi? Biz size oraya gitmemenizi söylemedik mi? Aslı bana yarın benimle alışverişe gel dedi. Aslı bana yarın alışverişe gel dedi. Aslı bana yarın alışverişe onunla gelmemi istedi. Doktor bu, doktor bana bu ilaçları alın dedi. Doktor bana bu ilaçları almamı söyledi. Müdür sekreterine dosyaları getirin dedi. Müdür sekreterinden dosyaları getirmesini istedi. Demet Serdar'a beni beklemeyin gidin dedi. Demet Serdar'a onu beklememelerini istedi ve gitmeli beklememelerini ve gitmelerini istedi. Hostes yolculara lütfen cep telefonlarınızı kapatın dedi. Hostes yolculara cep telefonlarını kapatmalarını rica etti. Evet değerli izleyiciler buraya kadar anladıysanız yine buradakilere beraber bakacağız. Evet komşum benden çocuğumun çok gürültü rica etti. Komşum benden çocuğumun gürültü yapmamasını rica etti. Öğretmen bizden sınıftan çıkarken ışıkları kapatmamızı istedi. Ben sana çıkarken kapıyı kapatmanı söylemedim mi? Adam bize arabamızı evimin evinin önüne park etmememizi söyledi ya da istedi. Annem bana eve gelirken ekmek almamı söyledi. O bize kendisini saat 2'de okulun önünde beklemesini söyledi. Trafik polisi şoförler, şoförlere hızlı ve kırmızı ışıkta evet hızlı kullanmamalarını ve kırmızı ışıkta ışıktan geçmemelerini söylüyor ya da kırmızı ışıkta durmalarını söylüyor. Evet doktor Arzu Hanım'a oğlunun soğuk su içmemesini söyledi. Evde ne? Evde neymiş burada? Evde hangisi? Yukarıda. Evde dinlenip evde dinlenmesini ve ilaçlarını düzenli içmesini söyledi. Ben arkadaşımdan müziğin sesini biraz kısmasını istedim. Öğretmen öğrencilerine kitaplarını neymiş? Kitaplarını açmalarını ya da kapatmalarını söyledi. Değerli izleyiciler dersimizin sonuna geldik. Bugün sizlerle biz neleri öğrendik? Bugün organgen vazifelerimizle albatta izohlar qismida yozib qoldiring va telegramdan bizga yuborishingizni so'raymiz u yerda to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini biz sizlarga tekshirib beramiz qadrli kuzatuvchilar telegram e, sahifamda men sizlar uchun grammatika va albatta mashq kitoblarini tashlab e, pdf shaklida joylab joyladim u yerga u yerdan siz e, telefoningizga yuklab olgan holatda mashq kitoblarini bajarishingizni tavsiya qilamiz va albatta e, dars kitoblarida ham grammatika va e, vazifalar bilan birgalikda qo'shimcha yozma o'qish vazifalari ham mavjud ularni ham bajarishingizni tavsiya qilamiz tilni yaxshilab rivojlantirish uchun to'rt xil shaklda shug'ullanishingizni tavsiya qilamiz birinchisi nima ekan tinglash ikkinchisi o'qish uchinchisi eshitish uchinchisi e, yozish to'rtinchisi esa bu qo'nishma ya'ni gapirish bularni barchasi ushbu telegram sahifamga joylangan kitoblarda mavjud qadrli kuzatuvchilar sizlarning til o'rganishingizda ozgina bo'lsa ham foydamiz tegayotganidan xursandmiz deyarli darslarimizda üzere diyoruz hoşça kalın